Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün yavrularımız 21 günlük oldu. Bakar mısınız şunlara? Doymuşlar. Nasıl yatıyorlar? Birbirlerinin üzerlerine çıkmışlar. Maşallah çok hızlı büyüyorlar. Annemiz de onları temizliyor. O benim kuzum. O benim kuzum. Güzel. Sen git biraz dinlen. Doyurmuşsun artık bunları. Git biraz dinlen kızım. Olur mu? Olur mu? Ya şuna bakar mısınız? Şuna bakar mısınız? Bildiğiniz tosun paşa olmuş bu ya. Yemekten tosun paşa olmuş. Annesiyle aynı boyda. Arkadaşlar şuna bir bakar mısınız? Bu güzel bir erkeğimiz. Bu Bursa'dan bir kardeşimize gidecek. Değil mi? Tamam kızım, bu temiz temiz. Bir de arada bir hırlayanlar falan var böyle. Artık bunlar kendilerini aşmışlar. Bazıları atar gider yapmaya başladı. Sen de gel böyle. Bu da güzel bir dişimiz. Kızım. Bakar mısın şimdi? Annesi her elime aldığımı temizleme derdinde. Kızım tertemizler zaten. Mis gibi süt kokuyorlar. Evet, yemek yemeye başlamalarına 9 gün kaldı arkadaşlar. 9 gün sonra artık yemek yemeye başlayacaklar. 8 yavrudan 5'inin sahipleri belli. 3 tane yavrumuz var. Bir tanesi erkek, 2 tanesi dişi. Bir de Adana'ya gidecek bir tane vardı ya. Onu bulayım. Adana'ya. Bakalım şöyle Adana'ya yakışır bir tane. Bir dişimiz vardı. Nerede o dişimiz? Evet, burada. Evet. Evet arkadaşlar, bu yavrumuz da Adana'ya gidecek. Kızım Adana biraz zordur ha. Bappa. Öyle mi diyorlar artık? Adana zordur bappa. Sen ne yapacaksın Adana'da? Biraz sert olman lazım. Diyor. Evet kızım, sen de haklısın. Evet, bu dişimiz de Adana'dan bir kardeşimize gidecek arkadaşlar. Aklımda kalan bunlar. O yüzden bunları gösterdim. Diğerleri hangisiydi karıştırıyorum. Bakar mısınız? Hepsi ayaklandılar. Artık yürüyorlar. Bak 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 bak. Neden bu kadar tosun olduğu belli. Anneyi gördün mü çıldırıyor. Adanalı mı? Yok, Adanalı değil o. O Bursa'da. Bursa'ya gidecek erkeğimiz. Bak kırılıyor bir tanesi. Sen şunlara bak, şunlara. Hiç anneyi boş yakalamayın. Hiç anneyi boş yakalamayın. Ayaklandınız da artık. Annesi kaç? Daha yeni emzirdim bunları. Bunlar doymazlar. Bunlar doymak bilmezler. Ne? Kuyruğu sallıyor, görüyor musun? Evet. Baksana şuna ya. Daha kızım. Oğlum pardon, daha neleri yiyeceksin sen ya? Arkadaşlar şuna bakar mısınız? Bakar mısınız? Daha sen ne yiyeceksin? Daha ne yiyeceksin sen? Dünyaları yemişsin zaten. Değil mi oğlum? Dünyaları yemişsin sen güzelim. Daha ne yiyeceksin? Ya hepsinin iki katı ya, şuna bakar mısın? Maşallah. Maşallah vallahi. Artık Bursa'da krallığını ilan edecek. Ama kafası da çok büyük ya. Normal mi? Normal. Normal. Kafalar oluyor. Bakar mısın Tuncer? Evet ya, hala emme derdinde ya. Bu da elimi emmeye çalışıyor. Çatsın. Tamam. Peracığım. Tamam. Bir hareketlendiler, bir şeyler oldu.
Evet. Gözler açıldı, artık yerlerinde tutamıyoruz arkadaşlar. Sağa sola fıldır fıldır geziyorlar. Annesi kaç? Daha yeni emzirdim bunları. Kaç? Kaç annesi? Tuncer, senin üstüne işemiş olabilirler mi? Yok, o Daisy'den geldi. Daisy su içti. Sonra buraya damlattı. Ama işesinler canım. Sorun olmaz da buraları işemeye... İşemişler bak buraya. Ama çekiyor hemen. Bu hasta altı bezlerini çok tavsiye ederim arkadaşlar. Bayağı pratik oluyor. Direkt suyu alt tabakaya alıyor ve üstte herhangi bir ıslaklık kalmıyor. Evet, şurada işildi mi? Ayağıma bir sıcaklıklar geliyor bazen. Totaları sıcak galiba. Hemen yanına işemişler. Bak bak şunlara bak. Evet, şu yana çiş yapmışlar. Tuncer, bunlara müzik dinletelim mi? Evet, bunlara bir müzik terapisi yapalım bir ara. Artık kulaklar iyi duyuyor, gözler güzel görüyor. Bunları zaten zor zapt ederiz artık. Şuna baksana ya, panda bu ya. Bu panda bu ya. Kuyruk sallıyor bak şu. Kuyruk sallıyor. Ay neyse, dur. Ama ne yaparlarsa yapsınlar, şunu kimse uyandıramadı. Bu hangisiydi ya? Baksana, bildiğin tembel. Hiçbir uyandıramadı bak. Bu da tosuncuk. Bu da tosuncuk. Evet, bu da bir tosun. Öyle bir yemiş ki artık kendini kaldıramıyor. Öyle bir yemiş, bak bak, hiç fırsat kaçırmıyorlar arkadaş. Hiç fırsat kaçırmıyor. Bursalı yok mu o Bursalı? Bak. Bursalı ile Adanalı. Kaçtı. Artık çok fena ayaklandılar ya. Bunları zor zapt ederiz artık. Baksana şunlara. Geçenlerde birbirlerini hırlıyorlardı. Onu size izletmek istedim aslında ama yakalayamadım. Böyle ufak ufak hırlamalar, sataşmalar başladı. Kaç kızım, kaç. Kaç kızım, kaç, kurtar kendini. Kaçtı valla. Ne yapsın garibim, sabah beri emziriyor onları. Şu 9 gün bir geçse de yemek yedirsek. Daisy'yi doyuramıyorum. Doyuramıyorum. Bakar mısın, arkama geçmiş yatıyor ya. Bu arada haftaya Melinois, yani Belçika kurdu çiftliğine gideceğim. Daha önceki videolarda belirtmiştim bunu. En az 50 tane Melinois'in arasına gireceğiz. Söyleyemiyorum, dilim dönmüyor ya. Melinois. Melinois. Onlarla ilgili arkadaşlar tüm detayları paylaşacağım sizlerle. Peki kameraman olarak kimi düşünüyorsun? Yani kameraman senden başkası cesaret edemez oraya girmeyi. Ben geçen gün girdim. Yani görüntü almadığıma da çok pişman oldum. Aslında tanışmaya gittim. 50 tane böyle Malinois üzerime geldi, kokluyorlar falan. Bir tedirgin oldum ama sahipleri dedi ya sakin ol, bir şey yapmazlar. Ben çok agresifleri kapattım dedi. Onlar şu an burada yok dedi. Fakat bir tanesini açık unutmuştu. Acayip beni korkuttu o. Kazasız belasız çiftlikten çıktım. Gerçekten yani 50 tane Belçika kurdunun etrafınızı sardığınızı düşünsenize. O kadar sıkıntılı bir durum ki. Yani arkadaş sağ olsun, gerçekten köpeklerin hepsine hakim, diyor ki sıkıntı yapma. Yani ben varken hiçbir şey yapmazlar ama insan ister istemez bir ehvamlanıyor. Diyor ki arkadan bir ısırsa bir tanesi falan. Böyle bir şey oluyor. Yani Malinois çiftliğinde Malinois'lerle ilgili tüm detayları çekeceğim arkadaşlar. Yani ona göre siz de kendinize uygun bir köpek mi değil mi bunun kararını verirsiniz. Çünkü çok uzun süredir bu çiftlik varmış. 10 yıldı yanlış hatırlamıyorsam. O civarda bir rakam söyledi. 10 yıla yakındır Malinois besliyorlar. Ve köpeğin tüm özellikleri vesairelerini biliyorlar. Bizlere de anlatacaklar. Sizler de bu şekilde size uygun bir ırk mı ona karar verirsiniz. Fakat bana şey soran oluyor. Böyle Amerikan Staff bana uygun bir köpek mi diye. Bilmiyorum, kendim beslediğim için mi vesaire ama yani düşünüyorum, diyorum ki evde besleyeceksen uygun, bahçede besleyeceksen uygun, agresyonu yok,
Koruma istiyorsan koruma var. İnsanlarla arası iyi olsun istiyorsan insanlarla arası iyi. Yani ne bileyim, birçok özelliğin toplandığı bir köpek aslında. Amerikan Staffordshire Terrier. Yani çocuklarla da arası mükemmel. Büyük küçük ayrımı yapabiliyor. Yani bir tehlike geldiği zaman eğer çocuksa kesinlikle ona karışmıyor. Siz evde yokken bile bahçenize giren bir çocuğu algılayıp büyük ihtimalle önünü keser ama saldırıp ısırmaz. Aksi takdirde eğitilmediği düşünüldüğünde tabii ki. Bunlara bak ya, nasıl ayaklandılar ya. Bence en önemli özelliklerinden biri de zeki olmaları. Onu atladın. Ya o ayrı bir şey. Evet evet, çok haklısın. Müthiş zekiler arkadaşlar. Yani eğitim vesaire tamam bir yere kadar ama eğitim vermeden de köpek zaten o zekasıyla sizi hiçbir şekilde rahatsız etmiyor. Ve çok aşırı aktif de değiller. Mesela günde çok aktif oldukları 2 saat falan oluyor. Ondan sonrası kalan günü hep yatarak geçiriyorlar. Yatmayı çok seviyorlar. Biraz tembel köpekler aslında ama aktif oldukları süre zarfında da düz duvara tırmanırlar. O kadar da atletik köpekler. Yani 3-4 metre yüksekliklere çok rahat çıkabiliyorlar. Tırmanarak çıkabiliyorlar. Kedi gibiler ya. Bildiğin kedi gibiler. Boyutlarına göre çok güçlüler. Yani boyutuna göre aşırı güçlü köpekler. O yüzden çok sosyal yetiştirmekte fayda var. Zaten sosyal bir hayvan. Yani siz bunu bir yere kapatmazsanız, sürekli bağda tutmazsanız vesaire asosyalleşmesi gibi bir durum yok. Siz normal bir şekilde beslediğiniz takdirde köpeğin psikolojisini bozmadığınız sürece size hiçbir sıkıntı yaratmaz bir Amerikan Staff. Yani bir Amerikan Staff'ta oyunu siz başlatırsınız arkadaşlar ve siz bitirirsiniz. Kesinlikle şımarıklık devam etmez. Hatta bir örnek göstereyim ben size. Gelin Daisy ile bakın, burada uyuyor. Hemen oyun moduna geçer. Ve ardından da siz bitirdiğiniz zaman oyunu da bitirir. Gördüğünüz gibi yani böyle sakin bir köpek. Ağırbaşlı bir köpek. Böyle hoplayıp zıplamaz etmez. Ama oyun oynamak istediğiniz zaman bir elma ile bile oyun oynayabilirsiniz. Teyze. Hadi gel. Hadi koş bakalım. Hadi kız. Hadi. Aferin. Gel. Burada da var elma. Evet, getir onu bana. Getir getir getir. Hadi. Hadi hadi. Gel 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 gel. Koş kızım. Aferin sana. Aferin sana. Orada çıldırıyor oradan arkadaşlar. Ben de öyle. Aferin beni. Gel gel. Aferin. Tamam tamam, bitti. Ha, bu kadar. Bitti dediğiniz anda olay biter. Evet. Yani hareketlenmek isterseniz tekrar bir elma bulun. Şöyle. Yakala. Yani şımardı mı da iyi şımarır arkadaşlar. Bakın. Gel bakalım buraya. Gel. Neyse. Neyse. Böyle başlar ve bitirirsiniz. Yani sonrasında da gelir. Böyle sakin sakin oturur, yatar, kalkar, çocuklarını büyütür. Vesaire vesaire. Değil mi kızım? Tabii aynı şeyler Thor için geçerli işte. Thor bir Amerikan Staff değil arkadaşlar. Thor'un cinsini, ırkını çözemedim. Seceresi olmasa inanmayacağım yani. Thor tam bir zıpır. Buraya salsam, sen oyunu bitirmeye kalksan da oyunu bitirmez. Ama bu kızların böyle özelliği yok. Ya biz onu bence çok şımarttık. Küçüklükte çok şımarttık Suncer. Ya onun şımarıklık karakterinde var. Onu biz şımartmadık. Ama biz de tuz biber olduk yani. Çok şey yaptık ona. Karakterinde var onun. İzin verdik şımarmasına. Kıyamadık. Ama büyüyor artık. Biraz daha büyüsün. Erkekler biraz geç olgunlaşıyor. Yani Thor daha 2 yaşına girmedi. 2 yaşına girecek. Büyük ihtimalle 2 yaşından sonra 3'e doğru falan böyle bir ağırlaşır. Onunla alakası var. Daha çocuk zannediyor kendini. Evet arkadaşlar, sizlere 4 günde bir video atmaya çalışıyorum. Yavrularla ilgili 21 günlük oldular. Haftaya eğer bir aksilik olmazsa Malinois videomuz gelecek. Ondan sonra yavrulara devam ederiz. Sonrasında da diğer köpeklerle sosyalleşme videolarını çekmeye başlarız. Yavrulardan gözümü alamıyorum. O yüzden sürekli yavrularla video çekiyorum bu ara. Tabii sizlerden de çok güzel, çok motive edici yorumlar geldiği için bu da beni daha fazla destekliyor.
Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Tekrar görüşmek üzere.